Cümleten selamünaleyküm değerli takipçilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz Cümleten. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün biz üç kafadar yollardayız yine. Şöyle. Cümleten selam arkadaşlar. Şimdi biz nereye doğru gidiyor Haso? Nevşehir. Nevşehir hastanemize doğru. Nevşehir'e diyor. Evet, Nevşehir'e. Şöyle yapayım. Biz Yüksel'imle burada oturuyoruz. Yüksel'imin maskesini görüyorsunuz. Yüksel biraz kırgın. Kucağıma aldım. Ayakta gitmek istiyor. Ben de ayakta gitmesini istemiyorum. O yüzden küstüç. Okul başlamış mı? Bunlar hep nereden gidiyor? Çocuklar Mart'ta başlayacak diyorlardı. Bunlar ilkken başladı. Evet arkadaşlar. Ama gidiyorlar bak adamlar. Çıkamadık daha. Biz koyunları çıkaramadık daha. Anneciğim görüyorum, nasıl göremiyorum bebeğim? Bak hele yüksektesin, dizimdesin kuzum. Yüksel ayağa kalkmak istiyor arkadaşlar, etrafı bakın diye. Halbuki çok da yüksekte, valla arabanın tavanına değecek az sonra. Bugün Ömer'imize bakmaya gidiyor arkadaşlar. Ailecek bindik arabamıza. Doktor bir ay sonra gel demişti gittiğimizde. Bayağı bir ayda biraz geçtik. Hani sıkıntılarım şeylerim yoktu Allah'a şükür, o yüzden. İç güç derken bugüne randevu bulabildik bir de. O yüzden bugün gidiyoruz. Günlerden çarşamba. Bakalım. Allah'ım esirgesin. İnşallah bir şey yoktur cümlemizin evlatlarıyla. Bakalım bugün işte şeyimiz var. Kontrollerimiz. O zaman hep beraber gidelim. Şimdi kas çiftliğinin oradayız. Güle güle diyor. Canlıların bitişi. Camilören'in bitişi aynen. Aklıma gelmedi bak, düşünüyorum. Yanlış söylerim diye demek de istemedim. Bu amca kaç tane koyun almış gördün mü? Maşallah. Biz öbür bakmaya geldiğimizde sadece gaz vardı. Yo, bir tane de koyun vardı. Hı, bir koyun bir de keçi vardı. Yanına biraz daha aldı o zaman. He, yanına almış. Sen ne yaptın Haso? Heyecan var mı sende? Valla bayağıdır gitmem var tabii. Nasıl değil mi? Duyduğunu. Dibin oraya bir de fazla bir şey anlayamam. Durumu nasıl? Yani, aslında mi? Doktora sorsam da sen de yanımıza gelsen anlatsa. Ben orada ama resim de vermiyorlar artık. Benim gittiğim doktorun makinesi bozuk. Bir yaptırmadılar. Öbür gittim de dedim ki şu makine hala yaptırmadınız mı dedim. O da yok dedi, yaptırmadık dedi. Resim alamıyorum. Niye yaptırmadın? Vallahi demedim, derdin ne demedim de belki dilimden anlamaz diye. Ben olsam derdim ona, sen derdin nedir yaptın. Bugün sorum geldirse inşallah, bakalım pandemiden dolayı pek bir şey de almıyorlar. Koronadan dolayı. Tek kişi alıyorlar içeriye ama bakalım. Normalde doktorum çok anlayışlı, çok iyi birisi. Dün bir tane izleyicimiz de aramışmış beni. Ailesinden biri rahatsızmış, hamileymiş 7 aylık. Sen gittiğin doktor kimdi abla diye aramış beni. Ona da bilgi verdim. Aynı şekilde doktorumuzu söyledim. Ona da öyle yardımcı olduk. Bir daha da yazmadım da gitti mi gitmedi mi? Yazık, sıkıntılı diyor. He, üzüldüm. O zaman Nevşehir'imize doğru yaklaşınca videomuza devam edelim. Buralar gördüğünüz gibi şöyle tarlalık yollar. Şu an Nevşehir'e girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Buraya çok güzel figürler yapmışlar. Gördüğünüz gibi atlar yapmışlar. Kapadokya'nın peri bacalarını yapmışlar. Şöyle görüyorsunuz. Çok güzel yapmışlar. Le Hasan. Öbür geldiğimizde yoktu le. Şöyle bir ağlattım orada da bir insan. Ne edeceksin? Davara gideceğim. Geleceğim yanına. Allah seni Hasan. Yürü le. Ne bileyim, bizim orada Yakup abinin evi vardı. Nerede? Komşumuzda. Binerilerde abo var ya, o ağacın önüne geç, ne çocuk kalır ne bir parçan kalır, öyle hızlı gidiyor. Yüksel hanım eşekten düşüncü, gerçi eşek attan kot olur diller düşüncü de, attan düşsün daha aynı şey gibi hanım, ev gibi yüksek düşüncü. Vallaha çok şey, bir de yüksekliği de yüksek, şurası da en güzel yer burası arkadaşlar. Şöyle burada da bayraklarımızı görüyorsunuz. Evet. Bir tane bayrağımız da ellerle tutulmuş gibi bir şey yapmışlar orada. Şöyle göstereyim. Aynen. Bayrağımızı tutuyorlar. Bu bayrakların her biri Nevşehir'imizin şehitleri. Nevşehir şehitliği burası.
Her bir şehit için oraya bir tane bayrak asılmış arkadaşlar. Olumuz gidiyoruz. Ceza yiyince böyle olduk. Gözümüzü korktular diyor. Evet. Kaçından gidiyor Hasan? 49'dan. 50. Ceza yedik. Aslında bizim sağlığımız için de iyi bir şey. Ya sakin gitmek. Hem saatimize daha var. Şimdi şöyle bir yol düz olunca bize ne bileyim yani bu arabaya göre öbür arabanın neyse de bundan ımılımın baksana gitmiyorum daha yine. Hıza alıştın ya. 1800 yiyince 1800 lira ceza ödedik arkadaşlar. 600 bir 1200 de 1800'dü. İndirim şeysinden yaralandım ya. 1200'e düştü lan. Böyle bir şeyler oldu. Aynen 1200 dedik aynen. Olsun bakalım sağlık olsun. O para da bizim kısmetten çıkmış. 70'lik yolmuş. Öylece abi, gitti. Burası 70'lik yolmuş. Biz 50 ile gidiyor. Bu adamlar hızlı gidiyor ama bak adam nasıl gidiyor bak. Gidiyor da bildiğinden gitme olur. Şimdi o ceza mı yedi? Yok canım yemedim. Elde bir iller var burada kamera öncedeyse orada gidecek. He. Öyleysen araba yallar altında. Estağfurullah. Ben resmen. Ne yüksek? Neye bakın? Saracağız araba. Saracağız araba mı? Siyah anne mi? Saracağız araba diyor. Bir tane gitti ya sar. Onu mu diyor acaba? Bilmem. Arkadaşlar kameram sallanırsa kusura bakmayın. Bir elimde yüksel, bir elimde kamera. O araba. Bir de arka koltuktan çekim güzel olmuyor diye. Videomuzu böyle güzel yerler bulduğumuzda devam ettirelim. Evet arkadaşlar yine bir ay yıldız buldum burada. Bunun da kocaman bir figürü var gördüğünüz gibi. Bunu önceden de çekmiştim ama böyle her geldiğimde kızım çekme isteği geliyor. Aynen daha net aldık. Bak. Vallahi çok güzel yapmışlar. Bu yanınca çok güzel olacak de. Akşam yanıyormuş gece lambası. Sen görmedin o zaman da biz yandığını bulduk acayip diyor. Arkadaşlar bugün benim değerli izleyicilerimin tavsiyesi üzerine çikolata yedim. Öbür gittiğimde Ömer'i hareket ettirememiştik. Uyuyordu sanırım. Doktoruna ne kadar uğraşsak da vallahi uyandıramadık. Biraz sanırım şey olacak, inatçı olacak Yüksel abisi gibi. Uyandıramamıştık. İzleyicilerim de tavsiye vermiş. Çikolata ye, o zaman çocuk daha hareketli olur diye. Hasan petrolden çikolata aldı, onu yedik. Öyle işte. Şimdi hastanemize bayağı yaklaştık. Bu da iyi gitti canım. Kan şekerimi tamamladı. Değil mi? Evet. Evdekini de gidin canım. Sen de kan şekerin artık düzenlensin. Ben eve kendimi ayırmıştım arkadaşlar. Oraya giderken yiyeyim diye. Hasan yemiş. Bulduydum yedim arkadaşlar. Oraya koymuş canım. Ben yedim buradakini diyor. Olsun ben dedim gayrı. Sana kalan yoldan alın dedim. Geri de aldım. O da iyi yumuşakmış. Güzelmiş. Afiyetleydik. Değil mi Yüksel? Nasıl içecek diye bu da. Yüksel de geçsin diye yanımda getirdim. Uyuyacak aslında. Uyuyacak. Bu iki gündür uykuyu bir tatlı tatlı alamadı. Niye ki? Bir önceki gün annemgile gittik. Saat 12 geçtiydi uyudu. Dün de ablamgildeydik. Yine bayağı geçti uyudu. Sabahlarda standart 9.30-10 arasında uyanıyor. O yüzden bir uykusunu alamadı. Bugün arabada giderken kesinlikle uyur. Çünkü bu arabaya binince dayanamıyor. Öbüründe uyumaz da bunda uyur. O zaman hastanemizde tekrar görüşelim. Her kapanışta, başlangıçta da görüşelim diyorum izleyicilerime. Yine diyeyim. Hastanemize gelmiş bulunmaktayız. Buraya da bir saat kulesi, onun üzerinde de bir bayrak. Acayip güzel valla. Dalgalanması bile bir ayrı güzel. Az daha iste. Allah'ım başımızdan eksik etmesin bayrağımızı da, ezanımızı da. Şöyle. Çok güzel yapmışlar. Vallahi Nevşehir'imiz çok güzel cami, arkadaşlar. Taş da çok güzel. Burası da camimiz. Burada bir ayrı güzel yapmışlar. Aman dünyamız aydınladı Hasan. Niye önceden açmadık ki? Değil mi? Şöyle. Çeşmesi var orada. Eczanesi. Her şeyini yanına yapmışlar. Vallahi buranın da güzel. Camımızdan gösterelim biraz da. Şöyle. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Vallahi tıklım tıklım dolu. Park yeri de bulamazdık şimdi. Buluruz da burada.
Evet canlarım, hastaneye gelmiş bulunmaktayız. Bir bayan sürücümüz şöyle araba kullanıyor. Gördüğünüz gibi bayanların araba sürmesi bana gurur veriyor. Değil mi Hasan? Hı? Bayanların araba kullanması bana gurur veriyor diyorum. Ne güzel eyledi oraya. Ne güzel mi? He. Kaldırma çapma. Yükselin bana bir bak da takımını görsün. Nasıl? Bir teyzeler, amcalar. Tam kot adamcık. Geldi kaldırma çapma. Sonunda. Çapmadılar. Demek ki acelesi var sende. Hadi bak. Vardır onda bir bildiği. Kalkalım ahlamak. Hem cinslerimi her daim savunmaya hazırım. Yükselin. Gicili bicili giydin aşkım. Evde böyle giydiremiyorum arkadaşlar. Hemen giydirdiğim an ya köpeğe koyuna gidiyor ya köpeğe. Vallahi yeni gelen kıyafetlerim hep kirletti. Burada baksın değil mi? Şöyle bakalım abi. Karizmasın ha. Maşallah kuzuma. İki tane maske giydim arkadaşlar. Nefes alamıyorum vallahi. Adam böyle bu kartalı bir çek hele kız. Öyle bir kartalımız vardı arkadaşlar. Şöyle bir kartal al da ben de onda araba sürmeyi öğrenim Hasan. Böyle bir kartalımız vardı arkadaşlar. Böyle sesi gelirdi arkadaşlar. Ekmeğini yedik. Vallahi. İlk arabamız oydu bizim. Bekle. Tamam. Şimdi içeriden çıktık arkadaşlar. Yavaş olun, düşme. Hiç kaymadım. Hiç kaymadım ben diyor. Yavaş aşkım. Kardeşini bekle. Abo, uçuyorsun oğlum. Mesela yüksel hastalanın oğlum. Oyun oynatalım derken hasta ederiz seni. Bugün pek soğuk. Arabamızın yerini de unuttum biliyor musun? Düz yola koyduk le. Hastaneden çıktık arkadaşlar. İşlerimiz bitti. Doktor haftaya tekrar gel dedi. Kalp atışında, yani sıkıntı da demeyeyim de kalp atışında bir değişiklik varmış. O yüzden beni acile gönderdi kendi doktorum. Acildekiler de şu anlık iyi. Haftaya gel dediler. Haftaya kesin olarak gel dediler. Yani kalp atış şeklinde bakılaraktan doğum mu yapacaksın diye sordu doktor. Oradaki bayan. Bilmiyorum artık kalp atışından mı öyle anladılar. Yoksa başka bir şey mi var bilmiyorum. Rabbim esirgesin inşallah cümlemizden de. Şimdi evimize doğru gidiyor. İnşallah haftaya tekrar geleceğiz. Evet canlarım, tekrardan merhaba, selamünaleyküm diyeyim. Nevşehir'de gördüğünüz gibi sizlere güzel yerler göstermeye çalıştım elimden geldiğince. Nevşehir'den geldik canlarım. Aslında videomu dün yayınlamam gerekiyordu. Çarşamba günü, bugün perşembe. Bunu ben perşembe sabahından çekiyorum. Evlerimi temizledim. Oturdum. Yeni dün birazcık size açıklama yapmıştım. Yani videomun son kısmında birazcık açıklama yapmıştım bu videomun. İşte çocuğumuz hakkında hani bir sıkıntı var dediler önce. Sonra beni direkt acile gönderdiler. Tamamen hani bir şey oldu çocuğa, çabuk git diye böyle doktor beni o kadar panik yaptırdı ki inanın. Hani felemi şaşırdım, çok korktum. Bugün de hiç modum yok inanın. Hani derler ya, zer desem ağlayacaksın diye, aynen o şekildeyim. Hiç modum yok, hiç keyfim yok inanın ki, ama beni merak eden izleyicilerim var, bana yazıyorlar. Cansu video atmadın iyi misin diye, Instagram'dan olsun YouTube'dan olsun bildirimler alıyorum, mesajlar alıyorum. O yüzden sizlere bir geri dönüş yapayım diye böyle bir video çekme gereği duydum. Vallahi nasıl desem ki canlarım, bilmiyorum. İnsanın içine bir kurt düşürüyorlar. Ondan sonra da arkasını toplamıyorlar. Hani ben devlet memurumuza, onlar da bizler için çalışıyor. Onlar da bizler için çabalıyor. Asla kötü anlamda bir şey demem. Kötüleme anlamında bir şey demem. Ama hani televizyonlarda da görüyoruz artık tüm ihmallere karşı şeyleri, vefat edenleri.
sakat kalanları, hani sıkıntılı olanları görüyor. Allah'ım inşallah kimseye yaşatmasın böyle şeyler ama. Ama işte dediğim gibi insan içine kurt düşüyor canlarım. O yüzden dün geldim vallahi hastaneden. Buraya kafamı vurdum, yattım. Hiç inanın ki keyfim yok, tadım tuzum yok. Öyle diyeyim sizlere. Allah'ım kimseyi evlatla sınamasın. Evlat acısından sınamasın inşallah. Hani beni kendi doktorum bana dedi ki şeye baktı. NST'ye girdim. NTS, NST. Yanlış söylemeyeyim. İşte ona girdim. Çocuğun kalp atışlarını dinledik. Gayet güzel, normal görünüyordu. Yani bana göre. Bana göre gayet normaldi. Doktora gittim. Böyle kaşlarını kaldırdı. Dedi böyle için çekince. Allah'ım benden hemen böyle bir soğuk soğuk ter geldi arkadaşlar korkudan. Ondan sonra ne oldu diye sordum. Hani ben anlamıyorum ne dediklerini. Birbirlerine bir şey söylüyorlar harflerini. DSL'ye öyle bir şeyler söylüyorlar yani. Anlaması zor tabii ki de. Ne oldu da dedim, hani bana da söyleyin. Ben dedim meraktan çatlayacağım. Ter bastı korkudan ben dedim. Doktor da dedi ki şimdi de sen bana ne olduğunu, neyin ne olduğunu sorma dedi. Direkt dedi acile gidiyorsun dedi. Orada dedi kadın doğuma gidiyorsun acile hemen dedi. Hiç beklemeden dedi. Bu kağıdını da al dedi. Buradaki yazdığım yazıyı ona göster. Oradakiler seni yönlendirecek dediler. Tamam o zaman dedim. Ben ama orada Hasan'ın yanına gittim ya. Ben o anda hemen bir at koydum. Tabii ki de zaten ağlamaya çok gönüllüyüm. Hamilelikten dolayı olsa gerek. Ben bir yandan ağlıyorum. Bir yandan şey arıyor. Acilin kadın doğum bölümüne arıyor. Sonra oradaki görevlilere falan sorduk. Bulduk. Orada da kağıdımı verdim. İçeride bir tane yetkili bayan vardı. İşte böyle böyle dedim. Doktorum direkt git. Hiçbir şekilde bekleme. Sen oradakilere bu kağıdı göster. Anlarlar dedi diye açıklama yaptım ona da. O da kağıdımı aldı. 5 dakika dışarıda beklerseniz doktor bey gelecek dedi. Tamam dedim. Doktor da gelmedi biz dışarıda durduğumuz sürece. O da telefondan sanırım şey atmış. Resimlerini atmış. O kağıdın resimlerini atmış sanırım. 5 dakika sonra beni çağırdı içerideki bayan. Bana dedi ki kağıtlarınız dedi hani aşırı derecede sıkıntılı bir şey yok dedi. Hani hiç sıkıntı yok hatta dedi. Bu kağıtlarınız dedi bizde dursun. Siz haftaya tekrardan gelin. Aynı doktorunuza başvurun. Oradan yine bir NST'ye bağlanın. Bakın tekrar aynı şeyler olursa bize tekrar gelin diye beni geri gönderdiler. Ki ama yani benim içimdeki sıkıntı gitmedi ki bilmiyorum yani. Hani kendi doktorum o kadar çok korkutup da oradakilerin de o kadar serin kanlı olması beni bir tedirgin etti yani. Tabi doktorlarımız her şeyin en iyisini bilir. Onlar da o kadar sene okuyorlar, uğraşıyorlar. Onlar daha iyisini bilirler. Vallahi öyle dedik. Şey dedi acildeki kadın doğum bölümündeki bayan. Doktor bey diyor ki dedi dinlenecek misiniz? Hiçbir şekilde ayağa kalkma gibi iş gibi şeylerle uğraşmayacak mısınız? Diye açıklama yaptı. Yani devamlı olarak yatarak geçirin bir haftanızı bu haftanızı dedi. Vallahi bilmiyorum yatarak da hani bir evlerimi temizledim. Bir de yemek yapacağım. Onun dışında zaten bir işim yok biliyorsunuz. Koyuna kuzuya artık Gamber giriyor sağ olsun bize yardım ediyor. Kayınbabam, kayınvalidem, eşim onlar giriyorlar koyuna kuzuya da. Öyle yani. İçimdeki stresinden duruyorum. Sabah falan istiğfar ettim. Sanırım stresten olsa gerek. Böyle çok streslendiğim zaman istiğfar etme oluyor bazenleri bende. Kahvaltıya oturdum hiçbir şey yiyemeden tekrardan kalktım. İşte istiğfar ettim derken öyle yani. Allah'ım inşallah cümlemizin evlatlarına sağlık sıhhat versin canlarım. Sizlere de böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Çünkü videomda biraz açıklama yaptım. Hani tam aydınlatmadım diye içimde de kalmıştı. O yüzden böyle bir açıklama gereği duydum. Öyle işte canlarım. Allah'ım herkesin evlatlarına sağlık sıhhat versin inşallah. Gerçekten evladınızın tırnağında taş değse sizin canınız yanıyor. Saçının teline zarar gelse bizim canımız yanıyor. Bizim başımız ağrıyor. Allah'ım herkesin evlatlarını esirgesin inşallah. Öyle işte. Günümüz de öyle geçti. O zaman canlarım umarım videomu beğenmişsinizdir deyin bari. Ne diyeyim? İnşallah sonraki videolarımda görüşürüz. Daha güzel, daha iyi haberlerle görüşürüz inşallah. Haftaya çarşamba günü tekrardan doktora gideceğim. O güne kadar hani o günü iple çekiyorum. İnanın içim böyle hani kalbim gup gup atıp duruyor devamlı. O gün iple çekiyorum. İnşallah o gün çok çabuk bir şekilde gelir. Sizler de dualarınızı esirgemeyin lütfen. İnanın her duamın başında hani
evladı olmayanlara da, sağlığı sıhhat yerinde olmayan tüm kardeşlerime hani hep dualarımı almaya çalışan birisiyim ben. İnşallah sizler de bana dualarınızda yer verin. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize çok iyi bakın.